Hoş geldin. Elinize sağlık. Hoş geldiniz. Mercimek çorbası efendim. Olur. Yemek burada mı çıkıyor? Burada çıkıyor efendim. Maşallah. Başka diğer adliye gidiyor mu? Gidiyor sayın. Gidiyor efendim. Buradan gidiyor. Yani. Oradan gidiyor. Evet. Kolay gelsin arkadaşlar. Elinize sağlık. Abi. Evet. Tamam. Bizler için önemli olan toplu sözleşmede de çok önemli kazanımlar elde ettik. Bu toplu sözleşmeyi yakından takip ettik. Nöbet ve diğer ücretlerle ilgili çok önemli neticeler aldık. İnşallah bundan sonra da özellikle sözleşmeli arkadaşlarımızın kadroya geçmesi de bizim birinci meselemizdir. Bunu da takip edeceğiz inşallah. Temel amacımız vatandaş bu adliyenin kapısından girdiğinde bizim sizden tek isteğimiz var. Bu kapıdan çıkarken adil bir şekilde davranıldı, muamele edildi diye bu kapıdan o güvenle çıkmasın. O yüzden değerli arkadaşlar adliyeye girildiğinde vatandaşla, vatandaşın temsilcisi avukatla olan diyaloglar yani hem mahkemelerde hem kalemlerde çok önemli. Ve şunu söylemek isterim. Anneniz adliye yolu düştüğünde, babanız yolu düştüğünde nasıl davranılmasını isterseniz siz de her gelen kişiye anneniz, babanız, kardeşinizmiş gibi davranın. Öyle davrandıkça vatandaşın bu anlamda adaleti, güveni de artar. Sizler de öyle yapıyorsunuz. Buna inanıyoruz.